Peki bugün kimde emanet? Hakkın batıla hakim olmasını gerçekleştirme, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarma emaneti kimin üzerinde? Hepimizin üzerinde. Ama hepimiz içerisinden seçilen bir ümmet var. Yine ayet-i kerimeye dayandıralım. Bismillah. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet oluşsun. Bu ümmeti oluşturun. Nedir bu ümmetin görevi? Bir, hayra çağırmak. İki, iyiliği emretmek. Üç, kötülükten men etmek. Ve ulaike humul muflihun. Sonunda Allah Celle Celaluhu Rabbimiz sonunda bir mükafattan bahsediyor. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Hayra çağıranlar, iyiliği emredenler, kötülükten men edenler, kurtuluşa erenler bunlardır. Onun için bu müjdeyi duyan herkesin dilinin döndüğü kadar hayra çağırması, gücünün yettiği kadar iyiliği emretmesi ve kötülükten men etmesi gerekiyor.